Pandemi gerçekten herkese etkiledi. Çok şükür sağlık açıdan hani ben e, sezonu e, pozitif olmadan atlatabildim. E, tabii bir spor açıdan gayet etkiledi. Hem sezonumuz çok geç başladı, e, hem test planlarımız değişti. İşte ben e, Türkiye'den yurt dışına çıkarken zorluklar yaşadım. Belarus üzerinden gitmek zorunda kaldım. Son gün işte e, havalimanları kapamadığını son bir uçakla. E, kendimi Avrupa'ya attım çünkü orada antrenmanlarım vardı. E, benim için öyle değişik maceraların olduğu bir e, yıl oldu. E, onun dışında işte e, her hafta haftada 2-3 defa e, COVID testi yaptırmak açıkçası tüm yıl boyunca yaptığınca yormaya başladı bir yerden sonra. E, onun dışında seyircisiz yarışlar e, bizi etkiledi. E, lojistik açıdan... E, Yağışlar arasındaki seyahatler çok zor geçti. Yani aslında zor bir yıldı gerçekten ama dediğim gibi en önemlisi e, sağlıklı atlatabildik. E, yani kendi açımdan en azından. Sezon benim için önemli bir sezonda 2020 açıkçası. Hedeflerim, hayallerim açısından onun için benim Almanya'da bir e, takım evimiz var. E, aslında çoğunu orada kaldım ama tabii hep farklı pistlerde o Hollanda'da, işte Macaristan'da, Avusturya'da, İtalya'da, İtalya'da İspanya'da, Fransa'da yani aslında her yerdeydim. İşte 20 gün orada kalıyorum. İngiltere'ye gittim 20 gün orada kaldım. Yani yarış ve kamp neredeyse açıkçası orada kalıyordum ve çok fazla hareket etmiyordum. Mesela iki antrenmanım arasında 10 gün olsa bile ben o ülkede kalıyordum. çünkü başka bir ülkeye gidip tekrar geri gelmek, ekstra bir test, ekstra bir işte kontrol. Bunlara takılmamak için hep açıkçası biraz göçebe gibi yaşadım yani. Hep böyle bir yere yerleştim 2-3 i̇ki, iki, hafta. Oradan başka bir yere bu şekilde. Değişik yani benim için. De... Ee, özellikle son 2-3 senedir çok yükselen bir grafimiz vardı Sportif açıdan Avrupa çapında vesaire Her sene e, yeni bir şeyler kazanıp yeni bir klasmanı yükselip e, yeni ünvanlar elde ediyorduk. E, bu sene açıkçası elimdeki iki ünvanı da e, geliştiremedim. E, onun için benim açımdan Sportif olarak e, hem ivmemin hem de beklentimin açıkçası altındaydı. Hani insanlar hala e, benden memnun. İşte takımım benden memnun, taraftarlar memnun. Yani hani çok büyük bir hayal kırıklığı olmasa bile bir, benim kendi içimde bir açıkçası bu sene e, beklentinin altında geçti. Onu açıkça söyleyebilirim yani. E, ben daha fazlasını bekliyordum kendimden ama e, hani yılın böyle zor geçiyor olması ee, ve işte 2021'e de benim daha iyi çalışmam için motivasyon oluyor şu anda bu sezonda. Onun için 2021'e daha iyi hazırlanıyorum. Ee, daha güçlü bir şekilde e, hayallerimi, hedeflerimi 2021'de gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah e, korona e, salgını, pandemi daha da ileri bir seviyeye gelmezse e, devam edebilirsek biz yarışmaya. Hayallerimden biri olan Süper Cup şampiyonluğunu e, 2021'de artık e, Türkiye'ye getirmek istiyorum.